Yeni bir analiz videosundan daha hepinize selamlar arkadaşlar. Ben Mehmet Aygün. Piyasalarda hafta açılışları geldi. Bitcoin'de hafta kapanışını gördük dün gece itibariyle. Önümüzdeki süreçte bizleri neler bekliyor? Bitcoin'deki geri çekilme devam edecek mi? Hepsini bu videoda bulacaksınız. Evet, öncelikle Bitcoin tarafında bakacak olursak haftalık kapanış babında bizim için çok da önemli bir kapanış yapmadık. Yani geçtiğimiz haftaki negatif kapanışın ardından bu hafta bu alan doğrultusunda negatiflik hali devam ediyor. Burada bizim için önemli husus neresi? 29.250 arkadaşlar. Buranın üzerinde bir hafta kapanışı yapmadığımız sürece ya da aşağı yönlü düşündüğümüzde 25.000 altında bir hafta kapanışı yapmadığımız sürece bu iki band aralığındaki, yani 25.000 ile 29.000 bandı aralığındaki 4.000 dolarlık mesafede gelen hafta kapanışlarının bizim için çok bir ehemmiyeti olmayacak. Yalnız burada bir nokta daha var. Bak, geri çekilmede dikkat edip takip etmemiz gereken bir lokasyon olarak buraya yazabilirsiniz. Bundan sonraki hafta kapanışlarının 26.270 üzerinde gelmesi lazım ki biz 200 haftalık ortalamanın üzerinde devam edelim. Yani buranın aşağı yönlü kırılımı bizim için oldukça negatif olur. Biz ne yapmak istiyoruz şu anda? 200 haftalık ortalamanın da üzerinde durmak istiyoruz. Bunun için 26.250 bandında kalmamız lazım ki burası gerçekten önemli bir seviye diyebiliriz. Evet, haftalıkta yani çok da bahsedecek bir şey yok. İsterseniz şöyle bir günlük tabloda bakalım ne durumdayız. Günlük tabloya baktığımızda da burada yeni bir tepe noktamız var. Bu tepe noktası neresi derseniz 27.100 arkadaşlar. Bundan sonraki süreçte bizim Bitcoin'de tekrardan bir dönüş sinyali alabilmemiz için 27.100 üzerinde bir günlük kapanışla birlikte bir yükseliş trendi başlatmamız gerekiyor. Ama şöyle bir hemen bir tık yukarısında hem ortalamaların biriktiği hem de şuradaki omuzun boyun çizgisinin bulunduğu hem de yine daha net bir tepe görüntüsü bulunan bir seviye var. Neresi orası? 27.400 ile 27.500-27.600 bandı aralığı. Yani orada 200 dolarlık bir band aralığı var. Ortalamalar bir tık yukarıda kalıyor. 27.400-27.600, hatta düz diyelim 27.600 diyelim. 27.600 bandının üstünde bir gün kapanışı görürsek burada önemli bir dönüşüm sinyali almış oluruz. Nedir bu? Bir yükselen tepe yapmış olacağız. Yükselen tepenin ardından muhtemelen bu yükselişte yükselen dipte gelmiş olur. Yani bu bir bizim için yükseliş trenddir. Aynı zamanda ortalamaların üzerine çıkmış olacağız ve yine aşağı yönlü düşerken şu anda bizim için tehlikeli bir oluşum oluşturan omuzun boyun çizgisini yukarı yönlü kırmış olacağız. Burada bizim için 3 önemli olay gerçekleşecek. Nereyi kırmamızla birlikte? 27.600 doları yukarı yönlü kırmamızla birlikte. Bu yüzden bu alan gerçekten bizim için çok 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 değerli. Bu hattın üzerine atarsak tekrardan bizim için yükseliş startı verilmiş diyebiliriz. Evet, şöyle bir 4 saatlik tabloya bakalım isterseniz. 4 saatlik tabloda da bu alanda takip edeceğimiz seviye, dün de konuşmuştuk, bu alanda 27.200 bandıydı aslında. Hatta şurada var değil mi? Aynen. Bu alanda 27.200'ün kırılımıyla birlikte çok net bir omuz oluşum var. Burada 27.200'ün kırılımıyla birlikte bu omuz hedeflerine gitmesini bekleyebiliriz. Peki bu hedefler bizim için şu anda nereye işaret ediyor kırılımla birlikte? Hemen buna bakalım. Bu kırılımla birlikte arkadaşlar 28.800 bandını işaret eden bir oluşum var. 4 saatlik tabloda burayı da arkadaşlar kısa vade trade takip eden arkadaşlar değerlendirebilir. 27.200'ün kırılımıyla birlikte tatlı bir yükseliş hareketliliği bizi bekliyor olacak diyelim. Özellikle yine burada şöyle bir tabloya baktığımda hala yükselen tepe yapabilmiş değiliz. Burada da 26.900 bandı bizim için direnç görevinde duruyor. Buranın üzerindeki kapanış gün 4 saatlikte en azından ilk yükselen tepenin olmasından kaynaklı buradaki kırılımı birazcık daha kolaylaştıracaktır ama ben bu kırılıma göre işlem almayı tercih etmem. Sebebi de şuradaki düşen trend arkadaşlar. Bu düşen trend gerçekten şu anda net şekilde çalışıyor diyebiliriz. Her temasında buradan red yemişiz. Bu trendin üzerine kapanış bizim için önemli diyebiliriz. Geri çekilmede ise burada bundan sonraki süreçte 26.600 arkadaşlar. Buranın altında 4 saatlik kapanış görmememiz gerekiyor. Bu kapanış gelirse yine 25.000 bandına doğru bir hareketlenme bekleyebiliriz ki bu defa şurada bildiğiniz üzere en son şurada bayrak formasyonu vardı. Bunun hedeflerine tam nokta atışı geldi. Yine bunun altına doğru bir hareketlilik beklerim bu kez. Eğer 26.600 altında kalırsak bu hareketlilikte 25.000 bantlarına bir retest hareketi olarak da değerlendirilebilir. Yani saatlik tabloda da ekstra bundan başka bahsedeceğim bir şey yok. Bence şu anda kısa vadede en temizi 4 saatlik tablodaki dönüşümü görmek olacaktır ki birazcık daha güvenilir işlem yapılabilsin. Evet, onun dışında şöyle bir isterseniz piyasalara bakalım ne durumdayız. Dow Jones tarafına baktığımızda şöyle hemen günlük tabloyu açıyorum. Negatif bir başlangıç var bu alanda. Daha öncesinde de belirttiğim gibi 33.750 üzeri kapanış bizim için şart arkadaşlar. Buranın üzerine bir hareketlenme gelmediği sürece şu anda kısa vadedeki geri çekilme devam ediyor diyebiliriz. Haftalıkta ciddi bir problem var mı peki? Haftalık ne durumdayız dediğinizde bu alanda henüz bir problem olduğunu söylemek mümkün değil. Bu alanda bizim haftalıkta oldukça pozitife geçmemiz için de 34.200 bandının üzerinde bir kapanışla birlikte büyük yükseliş hareketliliği başlanabilir. Yeni rekor seviyeye dahi koşması beklenebilir. Ama şu an için dediğim gibi ciddi bir problem yok. Bu alanda bizim takip etmemiz gereken seviye neresi olur dersek bence günlükte takip etmemiz daha makul olacaktır. 33.000 bandı şu anda bizim için kısa vadede önemli seviye diyebiliriz. Buranın altında bir gün kapanışı gelmemesi lazım. Evet, dolar endeksi bizim için bence en kritiklerinden bir tanesi. Geçtiğimiz haftada bu alanda pozitif bir kapanış daha yapmış oldu. Açıkçası ortalamaların üzerinde de bir hareketlenme görüyoruz. Bu da bizim için 105.50 bandına gelecek hareketliliği daha da artırmış durumda. Bu da tabii ki piyasalarda geri çekilmeyi tetikleyecektir. Şu an için net şekilde söylemek gerekirse haftalıkta bir yükseliş trendi var. Bu alanda bizim yapmamız gereken şey şu hareketlilik. Bu alanda 105.50 bandında bir hareket. Buradan tekrardan geri dönüş ve burada bir ikili tepe ile birlikte piyasaların ralliye girmesi beklentisi içerisinde devam ediyorum ben. Şu anda dolar endeksi net şekilde yükseliş trendinde diyebiliriz. Geri çekilmelerde 103 bandı kritik destek alanı. Ethereum'da ekstra bir durum yok. Burada Ethereum tarafında özellikle tekrardan bir hareketlilik için 1900 bandının üzerinde bir kapanış görmemiz gerekiyor. Bu hattın üzerindeki kapanışlar bizim için start niteliğinde olacaktır diye düşünüyorum. Ethereum birazcık daha sağlam kaldı bu alanda. Gerçekten takdir etmek lazım. Özellikle Bitcoin tarafında 25.000 bandı geldiğinde Ethereum'da da şu 1540 bandı daha öncesinde de belirttiğim gibi bir alım fırsatı niteliğinde olacaktır. Devam edelim. Altın tarafında arkadaşlar bildiğiniz üzere ciddi bir sıkıntı aslında beklemiyorum. Lakin hani kapanışlar bakımından baktığımızda teknik açıdan bu alanda alçalan dip gelmişti haftalıkta. Bu gerçekten kritik bir dip olmuştu bizler için. Lakin biz bir fırsat daha verelim dedik. Şu trend hattının da altına atacağımız ve şu alandaki dip noktamız olan neresiydi tekrar hatırlayalım. 1960 bantlarının altında kalıp kalmamasına dikkat edelim dedik. 1960 bandı üzerinde tutunduğu sürece bu alanda risk alınabilir diye değerlendirmiştik en son. Şu anda da benzer konumda devam ediyor arkadaşlar. Bu alanda artık bir geri dönüşüm yaşaması lazım altın tarafının son diplerde diyebiliriz. Nasdaq tarafı oldukça pozitif diyebiliriz. Doğalgaz tarafında bir geri çekilme var. 2.40 bandına bir geri çekilme olduğunu görüyoruz. Burada zaten 2.40 bandı kırmış olduğumuz seviyeydi. Buranın destek görevi görmesi gerekiyor şu an bizim için. Bu alanda dediğim gibi buradan artık bir toparlanma gelmesi lazım şu gevşeme hareketinden sonra ki burada 3 dolar bandına doğru bir hareketlilik bekleyebilelim. Şuradaki kırılımda 2.62 bandında da önemli bir direnç alanı var. Yine özellikle baktığımız zaman MA100 bu alanda bulunuyor ve yine daha öncesinde de bu alan 1, 2, 3, 4 kez test edilmiş bir direnç alanı diyebiliriz. Bu hattın üzerindeki hareketliliklerde dediğim gibi önümüz oldukça boş. 3 dolar bandı ilk hedef, 3.5 dolarda ikinci hedef şeklinde ilerlemesini bekleyeceğiz. Evet, altcoin dominansında ekstra pozitif bir gelişme yok. Devam ediyorum. Gümüş tarafında benzer geri çekilmelerden bahsettik. Aslında bu alanda yukarı yönlü altınla birlikte toparlayacaktır. Altın grafiğindeki hareketlilik bence gümüş tarafında takip edilmesi gereken grafik diyebilirim. Altın tarafında ne zaman pozitif kırılım gelir, gümüş tarafında da bu süre zarfında hareketlilik beklenmeli diyebiliriz. Evet, S&P market cap, bunları geçiyorum hızlıca. USDT dominansında peki hafta kapanışlarını değerlendirecek olursak yine oldukça pozitif bir kapanış yaptık. Burada yükselişin devamını bekleyebiliriz. Bu da aslında Bitcoin'de ve altcoin'lerde geri çekilmenin işareti ki şu anda sırasıyla 8 ve yukarıda 9 bandı potansiyel hedef konumunda dememiz mümkün. Gelelim dolar TL tarafına. Dolar TL'de arkadaşlar şu anda 19.80 bandında seyrediyoruz. Yukarı yönlü burada hareketliliğin devamı görünüyor. Özellikle seçim sonuçları bu alanda netleştikçe dolar TL'deki yukarı yönlü hareketlilik de artacaktır. Bunun da temel sebebi Erdoğan'ın geçen günde açıklamasını yaptığı faiz artış rotasından vazgeçilmeyecek olması. Yani politika olarak arkadaşlar biz şu anda dolar TL'yi kendi elimizle zayıflatıyoruz. Yani aslında bu şöyle söyleyelim, istenilerek yapılan bir durum. Yani burada net şekilde biz düşük faiz yüksek kur istiyoruz deniyor ve bu doğrultuda da, bu politika doğrultusunda da hareket ediliyor arkadaşlar. Yani hani böyle önünü tahmin edilemez şekilde ilerleyecek bir tablo görmüyorum ben bundan sonraki süreçte. Daha öncesinde evet bazı hatalar yapıldı. Özellikle ciddi alımların geleceğini tahmin edemediler diye düşünüyorum. Lakin şu anda bunda baskılarla birlikte önüne bir set çekmiş durumdalar. Hal durum böyle olunca önümüzdeki süreçte daha kontrollü şekilde dolar TL'deki artış sağlanacaktır. Özellikle şu son süreçte çok baskılandı. Muhtemelen seçim sonrasında böyle hızlı bir hareketlilik yaşayabilir dolar TL. Ama hani buradaki hareketlilikler eskisi gibi böyle 3'e katlama tarzında olmayacaktır. Yani böyle 20 lirayken bir anda 60 liraları falan görmesini beklemeyeceğim bir yıl içerisinde. Ne olur 20 lirayken 25 liralara, 26-27 liralara hareket edebilir. Yani burada %30-%35'lik kayıplar söz konusu olabilir. Ama dediğim gibi bu da politika gereği, politikadan kaynaklı sağlanıyor diyebiliriz. Yani benim yükseliş beklentimde herhangi bir şekilde değişme yok. Burada belki hükümet değişseydi farklı bir yol izleneceği için o zaman farklı şeyler konuşabilirdik hükümet politikasından kaynaklı. Lakin şu anda tamamen yüksek kur isteyen bir tablo var. Evet, onun dışında petrol tarafında 65 dolar bandını konuştuk. Buralarda bizim için güzel bir alım lokasyonu diyebiliriz. 65 dolar bandından petrol değerlendirilebilir mi? Evet, değerlendirilebilir. BIST tarafında durum ne dersek, BIST tarafında da hala geri çekilme devam ediyor. Burada özellikle günlük tabloya baktığımda kırmamamız gereken seviye 4370 bandı diyebilirim. Bu bandın altında bir kapanış gelirse eğer, hatta 4360 bandının altında bir kapanış gelirse burada aşağı 4000'li bandlara doğru bir hareketlilik gelecektir ilk etapta ki burası artık bizim için alım lokasyonu diyebileceğim nokta. 3600 bandı da ben arkadaşlar BIST almasam da olur diyenler için de kaçmayacak yatırım alanı olmuş olacak. Artık bu alandan sonra net yükseliş beklentisi içerisine gireceğim ben de. Yani dip yakalamak için mutlaka değerlendirilmesi gereken bir alan 4000 bandı ile 3600 bandı aralığı. Evet, onun dışında çok da ekstra anlatacak bir şey kalmadı sanırım. Açıklama kısmında arkadaşlar Quantfury'nin linki var. Açıklama kısmındaki linkten kayıt olarak siz de gümüş, petrol gibi ürünlere yatırım yapabiliyorsunuz. Hem işlem ücreti hem de komisyon ücreti ödemiyorsunuz. Özellikle emtia alırken arkadaşlar bir kaldıraç, yani burada direkt 1000 dolarınız varsa 1000 dolarlık alım yerine 1000 dolarınız varsa 1900 dolarlık, 1800 dolarlık alımlar yaparak 1 lira kazanacağınıza 2 lira kazanma fırsatınız oluyor. Bu tarz güzel avantajları var Quantfury'nin. Bunu da sadece Quantfury üzerinden yapabiliyorsunuz şu anda. Bundan kaynaklı açıklama kısmındaki linkten kayıt olabilirsiniz ve kriptoloji davet koduyla da kayıt olursanız 250 dolara kadar bir ödül kazanma şansınız mevcut diyelim ve hızlıca arkadaşlar yayını sonlandıralım. Kalın sağlıcakla, görüşmek üzere, hoşça kalın.